Gerçeğin Sesi. hakikathaber.net. Başkanım, Emit Fuarı'ndasınız, Akşehir. Söylemezsiniz, duygularınız nedir? Evet, uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı olan Emit Fuarı'ndayız. Her yıl ticaret odamızla birlikte Akşehir Belediyesi olarak bir stand kiralıyoruz ve katılıyoruz. Burada Akşehir'imizi, Nasrettin Hocamızı tanıtmaya, Nasrettin Hocamızın fikirlerini, görüşlerini aktarmaya gayret ediyoruz. Gördüğünüz gibi hocamız merkebiyle beraber yerini aldı. Bütün turizme ilgi duyan, kültüre, tarihe ilgi duyan bütün insanlarımızı Akşehir'e davet ediyoruz, bekliyoruz. Akşehir çünkü kent kimliğini kazanmış bir yer. Tarihi Akşehir evleriyle, 2000 civarı kendine özgü mimariye sahip Akşehir evleriyle, 16 tane türküsü, 8 tane folkloruyla, yemek kültürüyle, peynir baklavasıyla, kiraz dokumuyla Akşehir farklı Anadolu'muzun en güzel yerlerinden birisi. Akşehir'imize bütün izleyenlerimizi davet ediyoruz. Peki başkanım, bugün ilk gün, sonuna kadar buradasınız. Buradan İstanbulluları buraya bekliyorsunuz ama bunun dışında Akşehirlileri buraya bekliyorsunuz değil mi? Tabii. Elbette şu anda bu fuarımız İstanbul'da her yıl olduğu gibi düzenleniyor. Buraya katılan, bütün fuara katılan katılımcılarla beraber bütün İstanbulluları ve özellikle de azımsanmayacak sayıda bulunan İstanbul'daki Akşehirli hemşehrilerimizi buraya bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Biz teşekkür ediyoruz. Size de iyi yayınlar, iyi görevler diliyoruz. Evet, Nasrettin Hocam, neler söylemek istersin? Öncelikle standımıza, Akşehir'imize hoş geldiniz. Her yıl olduğu gibi Emit Fuarı'nda Akşehir Belediyesi Ticaret Odamızla birlikte Akşehir'imizi, Nasrettin Hocamızı en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Ben öncelikle bizi bu fuara getiren Sayın Belediye Başkanımız Doktor Salih Akkaya ve Ticaret Odası Başkanımız Sayın Erdal Çiftçi'ye çok teşekkür ediyorum. Akşehir'e değer verdikleri için, Akşehir'i destekledikleri için onlara minnet duyuyoruz. Buradan Nasrettin Hoca olarak İstanbullulara ne söylemek istersin? Vallahi biz İstanbullulara değil, Türkiye'ye, dünyaya her zaman söylediğimiz bir şey var. Nasrettin Hoca'nın felsefesi bellidir. Dostluk, barış, kardeşlik, güldürürken düşündüren felsefe hocasıdır. Onun için her zaman söylediğimizi yine tekrarlıyorum. Özellikle ülkemizin şu durumundaki durum göz önüne alınarak dostluk, kardeşlik, barış mayalayalım. İnşallah bu mayamız da tutsun. Dostluk, barış her zaman baki kalsın diyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçeğin Sesi. hakikathaber.net.